Agalarım, herkese selamlar. 12 ve 13 Kasım 2024 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 6 adet mücadelem var. Videonun başlığından da gördüğünüz üzere Rolling 6 olaraktan da devam edeceğiz. Yani sırf bu maç için değil de basket maçları üzerinden yürüyeceğiz. Zaten Rolling 1-2-3-4 zaten basket üzerinden oldu. Rolling 5 de futbol üzerinden olmuştu. Tekrardan bir basketbol maçıyla devam edeceğiz arkadaşlarım. Maç güzel bence. Sizlerden tek ricamız, bakın böyle bültenlerde bile gerçekten emek verip analiz yapıp tatil falan yapmadan sizlere maç analizi yapıp burada çıkartıyorsak sizlerden tek ricamız beğeni ve yorum destekleridir. Gerçekten önemli desteklerinizi bekliyorum arkadaşlarım. Başlayalım isterseniz. Öncelikle skor yarışmamızla başlayalım. Maç skor yarışması sorduğum Panathinaikos kaç sayı atar aga? Yani zaten 10 kişi bilemez bence bunu. Bilen 10 kişiyi aldım. Yani bilen herkese geri gün misafir edeceğim, onu söyleyeyim. 10 kişi de bilemez iddia ediyorum zaten. Hatta bilen herkese alıyorum anasını satayım. Panathinaikos, herkesin tek bir hakkı var. Başka hesaplardan istersen 10 tane hesaptan gir. 80'den bir başla 90'a kadar at. Karar senin. Ama Pana kaç sayı atar bilen herkesi 7 gün boyunca misafir ediyorum. Aga WhatsApp grubunda milli arada var zaten, bilginize. Hafta sonu yapmış olduğumuz skor yarışmalarını kazananlar: Liverpool Osman, Sertaç Çimşek, Eray Dolaner, Galatasaray Emre Doğan, Serkay Emin ve Güntekin Akkocaoğlu kazandı. Her türlü soru, görüş, öneri WhatsApp VIP gruplarımıza misafir olmak isteyen arkadaşlar ekranda gördüğünüz numaradan 0534 444 446 5989 numaradan mesaj atabilir. Onun dışında açıklama ve yorumlar kısmında zaten WhatsApp linki var. Gruplarda esmeye devam. Hatta raporlarla bahsedeceğim. Öncelikle Rolling 5'imiz geldi. Nasıl geldi? Ben sizlere demiştim videoda, hafta sonu videosunda. Dedim ki Rolling 5 ücretsiz Telegram grubundan yayınlanacak. Mutlaka katılın diyerekten de Fenerbahçe alır 4.5 alt 1.50 gibi orandan değerlendirdik ve çok da başarılı oldu aga. Bereketli olsun. İdeal kuponlara baktığımız zaman da günün ana kombini geldi. Günün alternatif kombini geldi. Twente Ajax var. Braga'da Lisbon maçına Lisbon çok iyi döndü. Deplasman 1.5 üstünü aldık. İlk yarı 2-0 gerideyken ikinci yarı 4 gol ataraktan da dönmesini bildi. Günün alternatif kuponuna baktığımız zaman da Galatasaray'ın atacağı 2 golle Chelsea maçına da var olaraktan değerlendirdik. Günün alternatif kuponu da aga tertemiz içeri geldi. Geçtim onlara, yüksek mislere bakalım. Agalarım Celtic kazanır. Benfica'nın bir golü. Bu benim bir yüksek mislimdi. Diğer yüksek mislim Fenerbahçe maçına güveniyordum. 4.5 altında onu da aldık aga. Diğer Avrupa yüksek mislim Galatasaray maçı 1.5 üst. Tottenham maçı 1.5 üst geldi. Barcelona maçına da 1.5 üst verdim. Şimdi misle gitsin, bir tane pozisyon ekrana koyacağım. Aga istediğiniz kadar emek verin. Yani emeğinizi bir şekilde çalıyorlar. Sen bu pozisyona nasıl gol vermezsin? Anasını avradını sattımın hakemi. VAR müdahale etti. Yani Barcelona'nın, ben şöyle söyleyeyim, bu gol ilk yarıdan kaçtı. Bir kere bak sağda gördüğünüz VAR ekranı var ya. Yarı otomatik offside sistemi. Pozisyon böyle değil ki. Lewandowski'nin ayağı gerçekte geri. Bunu bilerek ileri aldılar muhtemelen. Maçta öyle bir dümen çektiler ki. Ya anlatamam. Buna offside çalamazsın aga. Böyle bir şey yok yani. Ama gözle görülür bir şey bu. Adamın ayağı gözle görülür bir şekilde. Lewandowski'nin ayağı 55 numara aga. Biz mi yanlış biliyoruz anasını satayım? Adamın zaten sol ayağı belli. Sağ ayağının boyu belli. Real Sociedad'ın ayağı belli bir nevi. Yani gerçekten dümene denk geldik. Net bir şekilde dümene denk geldik. Maçı 1-0 bitirdiler. Onun üstüne Barcelona isabeti şut çekemedi aga zaten. Bunlar böyle bir ağzımı bozacağım. Okul evladı. Velhasıl kelam bunu da sizlere göstermiş oldum. Ne kadar çabalarsan çabala böyle orro evlatları muhtemelen göreceğizdir. Canlı olarak gruplarımızla devam ediyoruz. İzlemiş olduğumuz karşılaşmaları en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Herkes açık Telegram grubu var. Tekrardan söylüyorum. Buraya mutlaka katılıp sağlayın. Buradan elimizden geldiğince en iyi şekilde sizlere de ekstra tercihler veriyoruz. Açıklama yorumlar kısmında mevcut. Arkadaşlarım başlayalım. Dediğim gibi Rolling 6 olacak. Klasik Rolling mücadelelerine başlamak istiyorum. Pana maçı aga benim. Sizlere de sorduk hatta. Pana kaç sayı atar sizlere sorduk. Ama en önemlisi sizlerden gerçekten beğeni ve yorum desteği. Ya artı 500 beğeni. İzleyen herkes bir beğeni, bir yorum bırakırsa en azından emeğine sağlık yorumu bizler için yeterli. Şimdi neden Pana'ya ben Rolling gidiyorum aga? Ergin Ataman'ın açıklamaları vardı. Geçen maç bunlar kendi evinde Olympiakos'a mağlup oldular Euroleague'de 89-94 şekilde. Aga öncelikle Euroleague'de en kaliteli kadroya sahip olan taraf Pana. Ve Ergin Ataman'ın açıklamalarından bahsedeyim. Bu götürdü beni Rolling maçına özellikle. Aga şöyle açıklamalar yaptı. Dedi ki taraftarımız iyi değildi. O arkadaki atmosferden bahsediyorum. Partizan ve Kızıl Yıldız gibi atmosfer olmadı. Yani taraftara sitem ettim. Taraftar bunun üstüne bu maçı statta yakar aga. Ve iyi bir reaksiyon vermesini bekliyorum ki tekrardan seyirci önüne çıkacak. Ben burada Pana'ya gittim. Euroleague mücadelemde. Pana'nın kendi evinde aga 8 sayı fark atması. Pana 8 sayı fark ataraktan galip gelirse 1.42'den ben Rolling 6 olarak değerlendiriyorum. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir aga. Geçtim diğer mücadeleme. Fenerbahçe Beko ile Bayern Münih mücadelesi. Bayern Münih de şu an Fenerbahçe'ye göre gerçekten formda ve Fenerbahçe'de olay üçlüklerden ibaret oluyor. Oyun kurucu eksikliği var ve formda olan taraf da Bayern Münih tarafı. Aga ben gördüğüme giderim. Ne kadar Fenerbahçe'ye desteklesek de okey. Ki maça da kazanabilir ama ben burada deplasman ekibinin 77 sayı atmasını bekliyorum. Yani Bayern Münih 76.5 üst olaraktan da alalım. Özellikle oyuncu bahisleri falan yurt dışında olanlar vesaire var. Carson Edwards'ın sayısına gidebilirsiniz aga. Bayern Münih de çok formda. Bence de sayısı da gelecektir diye düşündüğümü belirteyim aga. Diğer mücadelem Baskonia ile Anadolu Efes mücadelesi. Keyifli bir mücadele bekliyorum. Ben bu mücadeleyi doğrudan üst olarak değerlendirdim aga. Hatta şöyle baremi de gösterelim. 161.5'tan barem var aga. İdealden değerlendirdim. Ben mücadelede 162 sayıyı bekliyorum. Özellikle iki tarafta üçlüklerden ritim bulabilirse mücadele üste götürebiliyor. Özellikle burada ritim bulması gereken taraf Baskonia tarafı olduğunu belirteyim. Zaten Anadolu Efes pota altı oyunu da var takımda. Poirier, Oturu gibi isimlerle birlikte. Ama daha çok üçlük çizgisinde dayanan oyun Baskonia tarafında, üst bekliyorum aga. Geçtim onu. Aga'la WhatsApp VIP grubundan bahsetmek istiyorum. Dün sadece bir canlıdan kasa yönetimini de biz yaptığımız zaman da 4'te 1 yani %26'lık bir canlı kâr ettik. Hemen başlayalım aga. Şöyle göstereyim. Benim agalar yazıyor. Sporting Lisboa mücadelesinin ben geri kalanını kazanır dedim aga. Yeniliyordu burada 1-0 erken dakikalarda. Kasayı biz yönettiğimiz için %5 olarak değerlendirdim aga. Onun dışında sarı kart olarak değerlendirdim. 4.5 üst sarı kart aldım dedim. %4 de bunu değerlendirdim. Braga mücadelesinde kim daha çok kart görür 2.78 orandan ben bunu Braga aldım aga. Maç da öyle oldu. Onun dışında 5.5 üst kart alın dedim. Onun dışında Braga burada 4 kart görür dedim. %5 de bunu aldık aga. Dedim ki 3. golde Lisbon atar. %3 de bunu alın dedim aga. Şöyle %4. Kasma Kangal'ın burada. 3. gol 2. Pozisyonlar. Sen YouTuber'sın, sana ne mesajlar geliyordur. Durdurup okuyabilirsiniz. Ben okumayacağım. %5 daha koyduk. %5 daha koyduk. %1 daha koyduk mu? Koyduk. Bereketli olsun. Kasayı yöneterekten kazanıyoruz. Devam ettim. Real Madrid ile Virtus Bologna mücadelesi. Real Madrid'de bir reaksiyon göstermesi gereken maçlardan bir tanesi. Kolay maç olmaz. Ama ben burada Real Madrid tarafındayım. Sayısına gitmedim. Çünkü fazla takılabilir. Bologna burada altta kalabilir. Benim burada değerlendirmem şu yönde olacak. Real Madrid'in maç sonunda 7 sayı fark ataraktan da galip gelmesini bekliyorum aga. Geçtim diğer güne. Ayın 13'ünde de 2 adet mücadelem var. Partizan'la Barcelona mücadelesi. Agam yine sizlerden beğeni ve yorum desteklerinizi bekliyorum. Ben burada bir tık Barcelona tarafına gittim. Şimdi Obradović tarafında sanırım bir haberler vardı da ne kadar doğru bilmiyorum. Takımın başında olmayabilir. Hasta mı, hastaneye mi kaldırıldı? Böyle bir haber vardı. Ve form olarak düşüşte olan bir Partizan var. Ben burada deplasman Barcelona'ya gittim. Deplasman burada 80.5 vardı aga. Aynen. Deplasman 80.5 üstü. Yani Barcelona'nın ben burada 81 sayı atmasını bekliyorum. Taraftar ne kadar da Partizan tarafında olsa da Barcelona bence kalite olarak bir adım önde, oranla bile favori değilken diyorum. Paris Basket ile Zalgiris mücadelesi. Şöyle söyleyeyim, Zalgiris hem savunması iyi olan taraf hem de 24 saniye hücum süresini çok kullanıyor aga. Paris Basket öyle değil. Arada kapmış olduğu toplarla ve hızlı hücumlarla birlikte çok sayı bulabilen bir ekip. Ben burada Paris Basket tarafındayım. Ev sahibi sayısına gideceğim. Ev sahibi 78.5'da 77'de de vardı galiba. Ev sahibi 78 var galiba. Ev sahibi 78.5 üstü varsa 77'yi de alabilirsiniz. Paris Basket'in burada 79 sayı atmasını veya 78 sayı atmasını bekliyorum. Değerlendirecekler. Bol şanslar. Rolling maçım tekrardan ekrana gelsin. Aga benim rolling mücadelem bu karşılaşma. Ben Pana'dan taraftayım. Pana'nın ben burada Maccabi'ye kendi evinde seyircisiyle birlikte 8 sayı fark ataraktan da yenmesini bekliyorum. Ergin Ataman'ın açıklamaları önemliydi. Yani etkilendim. Taraftarı gazlayacaktır. Ve şöyle de söyleyeyim. Euroleague'de en kaliteli kadroya Pana sahip. Herhangi bir şey de beklemiyorum. Salma da beklemiyorum. O yüzden mutlaka değerlendirin. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.